Ve Necron'un dokunuşuyla ilk 7 dakika hakemin de düdüğü eşliğinde başladı. Şimdi Wijnaldum SPR bir X mücadelesi, karşılıklı SPR içeri doğru aktardı. Necro bir pikselle şimdi potantta. Potant SPR dip dibe duruyor. Çekil dedi geriye. Necro da şimdi SPR potant dar alanda. O Necro'dan güzel bir roket denemesi ama direğin az farkta yanında. Şimdi Necro içeri doğru çekecek. SPR gerçekten içeriği çok rahatlatıyor Necro köşede. Alexandro ile Necro şimdi. Wijnaldum köşeye kadar götürdü topu. Necro topu yine çekip içeri atmaya çalışacak derken içeri aktardı ve SPR çok basit, çok basit. Zaten olayı ben çözdükten sonra gol hemen geldi. Hocam ilk gol 50. saniyede geldi, çok erken. Siz ne düşünüyorsunuz? Aman hocam, Redford'dan beklemediğimiz bir hata. Çok ani gelişen bir gol oldu. Ama Redford takımının gol bulacağına ben inanıyorum. İçeriği bu kadar boş bırakmamaları gerekiyor. Bu arada last konuşu aldım sesimizin sekmesi için. Şimdi Wijnaldum, Potant, Necro, Fury karşı karşıya. Potant'a tekrar bir geri pas. Necro içeri dönerken Wijnaldum araya girdi. Şimdi Necro, Wijnaldum köşede bir X mücadelesi. Wijnaldum Potant'a döndü. SPR üçlüyü kurmaya çalışıyorlar. Şimdi yine SPR'de. Diğer köşede Wijnaldum'un önüne kaldı top. Wijnaldum çekti ama Necro araya girdi. Top sekti yukarıya Potant'a doğru. Şimdi Pierre, Necro karşısında. Necro güzel çekti. Aradan yolladı Alexandro'nun son anda ikisi. Şimdi yine Pierre ve Wijnaldum köşede. Pierre'in önüne sekti. Wijnaldum'dan çarpan top. Necro topu ağla yolluyor. Onge olarak yazılsa da Necro'nun golü sayılabilir. 1.53'te ikinci gol geldi. İçerisi çok boş kalıyor hocam. Wetford'un bir çare bulabilecek mi? Bir taktik üretebilecek. Hocam maç çok korkutucu ilerleme başladı şu an Wetford takımı için. Olaylar işte iyi gitmiyor hocam. Gangsta Paradise'ın birkaç haftadır DM eksikliği vardı. Ama bu sorunu Potant ben oynarım deyip çözmüş sanırım hocam. Gayet güzel DM'de. Gayet güzel duruyor. Sanki 3-4 sezondur ligde DM oynuyormuş gibi duruyor. Necro ve SPR'i zaten ilk 2 haftada ne kadar iyi oyuncular olduğunu görmüştük. Eğer Potant böyle DM oynamaya devam ederse Gangsta Paradise en büyük şampiyonluk olmaya devam eder hocam. Değerli yorumlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Kısa bir P gelmişti yorumunuz üzerine. Güzel oldu. Şimdi Pierre güzel çekti derken 3. oyuncu yok oldu. Kuskut aşağı doğru kaymış. Şimdi Alexandro, Necro. Alexandro'dan ani bir X geldi. Şimdi Potant'la Fury karşı karşıya. Fury Potant, Wijnaldum önünde kaldı ve kaleye bir şans anı ama bu formlarını tazelemeleri için iyi oldu hocam. Ya bari şans aslında derken Necro'dan sekti. Yetenek mi hocam? Hayır hocam. Bari şans değil. Az önce bahsettiğim Gangsta Paradise'ın yeni bir DM oturtmaya çalışması falan. Ama ben Potant'ın bu durumun üstesinden geldiğini inanıyorum. Evet, bakalım Wetford kalan 4 dakika içerisinde neler yapacak Gangsta karşısında. Şimdi Alexandro'da SPR Necro'nun önüne bıraktı. Necro içeri doğru yolladı. Şimdi Wijnaldum SPR karşı karşıya derken Necro denedi ama yine Wijnaldum'da. Necro yine köşede içeri doğru bir girişim geliyordu derken Necro harika geçti, dokunamadı. Son topa dokunamadı. Şimdi Fury Potant'ın etrafında daireler çiziyor. Wijnaldum şimdi burada ben bir daha tutuyorum. Şimdi Necro'nun önüne bırakamadı Pierre. Iskaladı. Şimdi yine içeri doğru. İçeri giren tehlike arz ediyor. Ve takımı adına. Şimdi Wijnaldum, Necro köşede yine bir top oyalanınca. Wijnaldum tam karşısında duvar gibi duruyor. Derken top Potant'a doğru geldi. Şimdi geriden oyun kuracak.
Şimdi yine Fury derken Potan direkleri aktardı. Şimdi hızlıca oyunu ileri doğru aktardı derken Necro X'e basamadı. Ya da bastı ama zamanlaması kötüydü. Vayne aldım. Şimdi içeri doğru Potan'dan bir X geldi. Ama derken Alexandro, bu arada ikisinin avatarı da 20 hocam. Normalde de böyle mi yoksa özel bir durum mu var? Ama Redford takımı için şunu söyleyebilirim hocam. Acilen Curry ile Wijnaldum'un mevkideyiz. Yoksa ben de hocam. İlk iki goldeki gibi gol yemeye devam edecekler. Mami ilk forvet hocam. Kesinlikle size katılıyorum hocam. Hatta Solanke Wijnaldum değişikliği bile gelebilir. Daha efektif bir forvet izleyebiliriz. Derken olmadı. Alexandro köşeyi harika aldı ama en başta söylediğim ve sizin yinelediğiniz gibi İçeri doğru gelen her top tehlike. Wijnaldum diğeri veya Necro'yu köşede savunamıyor tam olarak. Şimdi yine Wijnaldum, Pierre geriye döndü. Potant'ta top. Potant oyun kuracak. Necro derken şimdi Alexandro'da basmadı ise. Şimdi ileri aktardı. Necro'dan da sekti. Wijnaldum önde kalmadı. Pierre içeri doğru aktaracak. Wijnaldum döndü. Ve defansına yardımcı oldu hemen. Şimdi Potant ayağında hiç topu bekletmiyor. Direkt ileri aktarıyor. Necro derken içeri bir piksel gezdirdi topu. Derken Necro yine içeride. Pierre Necro olmadı. Şimdi Potant'a döndü. Wijnaldum gerçekten zorlanıyor. Ama derken Necro içeri bir X mücadelesi. Alexandro yerinde oldukça sağlam. Şimdi yine Alexandro Wijnaldum köşede Necro'yla. Necro yine sekti, yine içeri ve Pierre gerçekten 3 golün ikisinin de aynı olması, bir şeylerin değişmesi gerektiğinin habercisi. Yani ikincisini, hani birincisi olmadı, ikincisi üçüncüsünü de hala devam etmeleri biraz gözlerimi yaşarttı hocam. Hocam bazen Curry'e lak giriyor, o yüzden böyle bir kadro düzenim yapmışlar. Normalde zaten Mami Forvet Curry Osman'ın. Hocam yedeklerinde Solanke gibi etkili olabilecek bir silah var. Solanke de forvet hocam. Bence arkaya sekip iyi işler çıkarabilir. Hatta maç orta saha bile yapabilir. Bilmiyorum. Bu maç devam ediyor. Son 20 saniye ilk yarı için. Necro şimdi bir piksel denedi olmadı. Top köşede şimdi. Necro Wijnaldum. Necro topu o kadar iyi dans ediyor ki hakimiyet kuruyor. Gol olabilir. Olmaz hocam, olmaz. Son 2 saniye, 1 saniye ve ilk 7 dakikanın düdüğü, son düdüğü çaldı. 3-1 Gangsta üstünlüğünde sona erdi hocam. Bence beklenen bir skordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Hocam iki takımın da mevkisel olarak eksik. Redford takımının şu an iyi bir osu yok. Yani mevki olarak bir osları yok şimdi. Aynı zamanda Gangsta takımı da yeni bir DM yaratmaya çalışıyor şu an. Potan bazen oynuyordu ama mecbur olduğu zamanlarda. İki takımın da eksikleri varken hocam, Gangsta Paradise'ın bu durumu daha iyi toparladığını görüyoruz. Potan gerçekten harika DM oynuyor. Bu yüzden Gangsta Paradise 3-4 önünde içeri izliyoruz. Yorumlara bir göz attım. Herkes Furry'e top tut veya işte orta sahaya geç falan demiş. Çıktı arkadaşlar. Hani gayet iyi bir oyuncu. Hatta hani üst düzey sayılabilecek oyunculardan biri ama bir bug problemi yaşıyor sanırım ya da bugün formunda değil. Şimdi Solanke girdi yerine. Alexandro anlık bir hata. Yine Alexandro'ya değmesiyle üst köşeye gitti. Şimdi Wijnaldum, Solanke, yine Wijnaldum'la top güzel çekti. Solanke'nin tam üstüne gelmesi, aşağı gelse tehlike arz edecekti. Şimdi SPR, Necro yine köşede derken bir pas geldi hocam. Yani hocam burada biraz da kadro derinliği sahneye çıkıyor. Çok önemli bir oyuncusunu kaybetmiş Gangsta. Hemen yerine Potant gibi güçlü bir oyuncu koyabiliyor ama bunu şu an Redford'da göremiyorum. Post mevcutta ne eksik olduğu çok belli. Transfer haftası da gelmişken
bu yorumlarınız onlar için yol gösterici olacak hocam. Şimdi Alexandra ile devam ediyoruz. Yine Pierre köşede Wijnaldum karşısında. Basit içeriden gol at. Şimdi Neko yine çekti. Pierre iyi badiledi. Orada Wijnaldum'u. Şimdi geri doğru aktardı. Solanke'ye çekmese belki denese gelebilirdi. Şimdi yine Pierre karda Wijnaldum'un karşısında. Şimdi Solanke'ye geldi. Solanke ayağını tutup ileri aktarmaya çalışıyor. Şu anda iyi iş yapıyor. Pierre Wijnaldum köşede oyunlarına devam ediyorlar. Pierre yine derken Neko içeri. Şimdi yine Neko Wijnaldum'da. Şimdi Alexandro Neko dönmesine izin vermedi Wijnaldum'a. Şimdi Topan Solanke Wijnaldum üstüne şaptırarak kaldı derken. Bu arada maç devam ederken forma değişikliği keşke pause yapabilirsin. Neyse. Çok amaçlı bir benimle yakın iletişim halinde olan insanlar. Oyunun en iyi DM'si ve osu ve forveti olan Turyan ne zaman olabilecekmiş? Finansız GP mi olurmuş? Saldırma GP diyorlar. Fina neden oynamıyor diyenler var. Furry çıkartık ekstra olarak Turyan bana diyenler var. Fina konusunda haklı olduk. Fina'nın oynaması gelip ben buranın forveti. Şimdi Solanke ileride Ender gelen gelişen Osasuna atakları gibi Redford atağını izliyordu. Şu an Solanke içeri aktarsa da Wijnaldum'a doğru geri sekti. Bu arada ben tam bir kelimeyi söyleyecekken başka bir kelime geliyor aklıma. Yanlış tanımlı bir kelime. Şimdi Wijnaldum'la Pierre köşede. Olabilir tabii ki hocam. Burada milyonlara en büyük bir izleyici kitlemiz var. Evet. Çok önemli. 1 milyon bizi izliyor. Evet. Elim ayağım titriyor hocam. Şimdi Pierre Neko'da. Neko geriye doğru aktardı. Hızlıca bir geri dönmüş derken Pierre harika paslaşmalar gördük ama Alexandro Best DM savundu derken Solanke kaleyi denedi. Alexandro harika işlerdi. Solanke içeri aktardı potan tam çizgide karşıladı topu. Solanke tehlike yaratıyor hocam. Derken sekti arkasına alabilecek mi yok. Alexandro hemen müdahale etti. Şimdi Wijnaldum'u bir yerden geçirmeye çalışıyor topu. Alexandro şimdi ileri aktardı. Wijnaldum etrafına dönüyor. Potan yine Wijnaldum bir yer. Wijnaldum şu an 2-1 oynuyor sanki. Gerçekten çok zor derken içeri doğru. Oldukça iyi engellemişti kaleci Pierre ama Neko için isabetsiz. Şimdi Alexandro köşede Neko ile derken Alexandro dengesini kaybetti ama hemen kaleye toparlan derken bir şut daha Alexandro ölmüştü. Yine geldi ama gol geldi. Burada Pierre alt köşeyi çok iyi gördü. Alexandro'nun milak problemi var sanırım. Gangsta affetmedi. Şimdi Wijnaldum'da top köşede Espierre'le mücadele ediyor. Ve sana yorumlara da bir göz atmak istiyorum. Kaydı değer bir yorum gelmemiş. Şimdi maça devam ediyoruz. Son 2 dakikaya giriş yapmış bulunmaktayız. Alexandro Wijnaldum derken Necron'un önünde kalan top. Ama Alexandro yine yerindeydi. Şimdi Neko yine köşede oynuyor. İçeri aktarmak için hazırlıklarını yapıyor derken Wijnaldum'un üzerine gitmesi yani çok basit aslında. Kendisine doğru çekiyor. Ve aynı golle karşılaşıyorlar. Şimdi Alexandro Neko karşısında Pierre şimdi aşağı kanata doğru inecek. Neko bekledi. Pierre dik vurdu. Hiç avatarını çevirmedi. Pierre'e de bir avatar salon lazım. Bizim meşhur ilacımızdan. Şimdi Wijnaldum'dan derken ping değerleri yine olağanüstü. Potant öldü. Paz geldi hocam. İlacını içmeye gitti herhalde.
Gerçekten King değerleri olağanüstü. Bu akşam statta bir takım teknik arızalardan ötürü problem yaşıyoruz ama çözülmeyecek şeyler değil. Takımın 5 tane gol yemiş olmasına rağmen Alexander'ın harika işler, yani maçın daha farklı skorlara gitmesini kesinlikle önlüyor. Hatta Genk Saparadaş bugün gerçekten çok atak yönünde etkili. 10 tane bile gol yemiş olabilirlerdi şu an. Yani gollerin hepsi aynı oldu. Köşeden içeri çek, aktar ve gol. Ben de bir mikrofon sıkıntısı yaşadım, şimdi geri geldim. Yani Alexandro'nun daha iyi işler yaptığını görmüştük. Bence bu maçın skoru bu olmamalıydı. Çünkü aslında çok üst düzey bir oyun yok sahada. Orta saha eksikliğini baya baya yaşıyor Redford takımı. Yani daha oturaklı, dayanıklı, böyle içeriye top çevirmeyecek bir orta saha olsa şu an maçın seyri çok farklı olabilirdi. Kapalı bir maç izleyebilirdik. Hala 0-0 ya da en fazla 1-0 olabilir. Bu arada bir değişiklik, Genk'te ekibinden en iyi oyuncularını sahaya sürdüler. Evet, son mermide şu an sahada, son 1 dakika gelmişken Solanke'den bir roket denemesi. Evet. Derken Wijnaldum'un önünde kaldığı potantın anlık hatası. Wijnaldum bugün 2 tane beleşten gol. Yine buldu hocam. Tam bir golcü hocam, bu golcü yeteneği. Üst kesinlikle derken Pierre de affetmedi. Arada derede bir şeyler oldu. Turya'dan top Pierre'e geldi ve gol oldu. Redford seslisinde olaylar karışmış olabilir hocam. Şu an birbirlerine derken bir King ve Pierre gentilmence bir hareket yaparak topu Santra'ya gönderiyor hocam. Hocam acımasız. Acımasız, acımasız. Dibine vuruldu bir nokta. Oyun götürdü arkadaşlar, yanlışlıkla oldu demişler. Gol seslerinde de sıkıntı yaşıyorum. Yorumlara bakıyorum. No more pay, pay falan. Hocam Pina yedekte durmak yerine Twitch chatinde duruyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumları ne hocam? İşte gangsta ruhu, no more pay play demiş. Kesinlikle hocam. Gangsta'nın başından beri izlediği bir şey bu. Strateji. Hiçbir zaman acımadan bam bam bam. Ama bizim yorumlardan gördüğünüz üzere Luck SPR'i kaleye doğru götürmüş. Alexandro'yu üst köşeye götürdüğü gibi. Hocam ben olaya biraz daha başka bakarak Redford takımının atağa çıkması için yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yani hemen Santra'dan başlasınlar, atağa çıksınlar diye. Yani gentlemanca bir düşünce. Bakalım şu an ping değerleri normale dönecek mi? Son 30 saniye var ki. Ping değerleri normale dönmüşken son 30 saniye hızlıca tamamlayalım diyorlar. Son gol sayılmayacakmış bu arada kaleyi açmamaları için. Derken fair play. Ama bu gol sayılır hocam. Luck'tan giren gol sayılmaz ama bu gol sayılır hocam. Bu gol sayılıyor hocam. Luck'tan değil bu. Az önceki sayılmayacak. Oğlum çabuk Luck gelmeden yorumları geldi. Şimdi Pierre Wijnaldum köşede bir gol daha bulmak için derken Pierre harika çekti bu arada topu.
Darken Pierre içeri doğru şov geldi sanki. Potan Solanke karşı karşıya şimdi. Solanke'yi yukarı aktaracak derken Pixel önüne aldı. Yer aktardı son 10 saniye. Potan Solanke köşede. Solanke içeri dönme çabaları. Wijnaldum'a geri pas derken Wijnaldum. Kale orada değil. Zaten maç da bitti. Ben skoru sayamadım hocam. İlk yarı 3-1 hocam. İkinci yarı da sanırım 3-1. Yani 6-2. 6-2 Gangsta Paradise'ın. Oldukça güzel mücadele oldu. Ekibi de mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Bu akşam kazanan Gangsta oldu. Sizin de son yorumunuzu alalım hocam. Sonra yayınımıza veda edelim. Hocam kadro deneyimini Gangsta Paradise'ın yedek oyuncularının çok iyi olması, olağanüstü iyi olması ama Redford'ın bir os alternatifinin olmaması hiç böyle. Kanka 6-2-6. Tamam da yayındayız. Hah görüşürüz. Yayını bastılar. Ben burada bir artistik sezdim hocam. Art niyet aradım. Ben 6-2 olduğunu yayında zaten söylemiştim ama basıldı kardeşim. Ben burada bir art niyet arıyorum hocam. Hocam biri Turiya'yı bir banlamamız yok mu? Çuk çuk yaptı yayında. Evet ben bir maç ceza diye duydum. Evet. Herkese değerli vakitlerini ayırıp izleme zahmetinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Şimdilik herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar!